Ters Aynadan NEPİDİZ'e merhaba, efendim siyaset bilimci Tanju Tosun'la birlikteyiz bu bölümde de. Hoş geldiniz Tanju Bey. Merhabalar, hoş bulduk Canan Hanım. Evet, e, şimdi yerel seçime doğru gidiyor Türkiye e, Mart ayında yerel seçimler olacak ama e, hali hazırda sıcağı sıcağına Cumhuriyet Halk Partisi'nin büyük kurultayını, 30, 38. olan kurultayını geride bıraktık ve bir değişim oldu. Hem genel başkan değişti, hem parti meclisi hem de MYK üyeleri değişti. Ee, şimdi şöyle bir soruyla başlamak istiyorum esasında. Özgür Özel Parti'nin yeni genel başkanı oldu. Peki 10 günü geride bıraktık kurultayın üzerinden 10 gün geçti. Sizce e, Özgür Özel'in yani CHP'nin yeni genel başkanı e, Özgür Özel'in e, ilk 10 günü nasıldı? İlk 10 günlük performansını bir siyaset bilimci olarak nasıl yorumlarsınız? E, şimdi e, Sayın Özel genel başkan seçildikten sonra kurultayda birkaç e, önemli adım e, atıldı. Bunlardan ilki tabii parti meclisinden MYK'yı belirlemesi. MYK'daki isimlere bakıldığında bir kere yaş ortalaması itibariyle oldukça genç. Hatırladığım kadarıyla mesela parti meclisinin yaş ortalaması 46, MK'nın 43 ve MYK bir e, gölge kabine e, oluşturulması Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, e, proaktif bir e, ana muhalefet partisi olarak e, yürütmeyi denetlemesi anlamında e, önemli diye düşünüyorum. E, belirlenen bu gölge kabine üyelerine bakıldığında e, çoğu kendi alanlarında e, yetkin ve e, genç da e, gölge kabineler e, Westminster tipi öykülerim e, bir yerde kesilme oldu yine genç evet. dediniz ya oradan devam eder evet yani e, genç kendi alanlarında yetkin isimlerden e, oluşuyor bu e, gerek e, parti meclisi e, den seçilen e, MYK gerekse gölge e, kabin'e gölge kabin'e ayrıca e, profiline baktığımız zaman eğitim uzmanlık alanlarını önemli ölçüde de e, karşılıyor aslında e, uzmanlıkla görevlendirilmiş olduğu e, bakanlığı dikkat aldığımızda şimdi bu e, gölge kabin'e e, sistemi aslında e, parlamenter sistemlere özgü yani Westminster İngiltere e, Kanada Avustralya Yeni Zelanda'da e, işleyen bir e, Sistem iktidarı e, denetleyen bir e, yapı olarak karşımıza çıkıyor. Hatta literatürde e, Waiting Government olarak biliniyor. Yani bunu nasıl çevirelim? E, sırasını bekleyen hükümet e, olarak. E, o açıdan görev yaptıkları süre içinde hem e, yürütmeyi e, informel olarak denetlemeleri hem de aynı zamanda e, politikada e, hangi ifadeyi kullanalım e, kendi uzmanlık alanlarında ve bakanlık e, alanı sınırları içinde pişmeleri e, ne yapacak iktidara hazır olmaları anlamında önemli ve vatandaş özellikle seçmen nezdinde Cumhuriyet Halk Partisi'ne en temel eleştiri bunlar iktidarda gelseler iktidara gelseler ne yapabilirler işte o sorunun karşılığı, karşılığının dolu dolu seçmene verilebilmesi için bu bakanlık, gölge bakanlık kurumu önemli. Tabii ne ölçüde e, işlevini yerine getirecek e, süreç içinde bunu e, gözleyeceğiz. E, onun dışında e, Sayın e, Özel'in e, grupta yapmış olduğu konuşma, ondan önce Hatay'a yapmış olduğu e, ziyaret Ekrem Bey'le e, birlikte Hatay halkının e, sorunlarına e, bir ana muhalefet partisi olarak e, sahip e, çıkma, bu yerel seçim sürecinin nasıl yönetileceğine ilişkin bir takım değerlendirmelere bence Sayın Özel için dolu dolu 10 günlük bir genel başkanlık mesaisi olarak değerlendirilebilir. Evet yani genel olarak e, Özgür Özel'in e, bu adımlara e, baktığımızda yaptığı değişikliklere bak, bak baktığımızda Cumhuriyet Halk Partisi'nde e, hem yurttaşların yurttaşlardan gelen tepkilere de bakıldığında ee, bir değişim, bir farklılık seziliyor sanki değil mi? Yani öz, öz, sadece MYK'ya bakıldığı zaman dahi e, mesela örnek vereceğim biraz daha somutlaştırayım. Ya yıllardır bir parti sözcüsü olarak Payık Öztürk sanki hiç değişmeyecek bir isimmiş gibi böyle bir algı oluşmuştu CHP seçmeninde de. Esasında kurultay günü de e, Kemal Kılıçdaroğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen e, isimlerde de Böyle bir e, rahatlık vardı, nasılsa biz kurultayı alırız rahatlığı vardı. Sanırım bu değişim çok da e, değiş bir şeylerin değişeceğine inanılmadı. Yani umudun biraz tükendiği noktada geldi diyebilir miyiz Tanju Bey? E, tabii ki e, öyle e, çünkü e, özellikle e, bir siyasal parti e, genel e, başkanı e, kendi istemediği takdirde o genel başkanlığını e, kongre ya da kurultaylarla değiştirmek Türkiye'deki e, parti siyaseti geleneğinde pek rastlanmayan e, bir durum. Cumhuriyet Halk Partisi'nde de bunun bir e, örneği yok. Şimdi 1972 e, kurultayına atıfta bulunuluyor benzerlik anlamında ama orada da şöyle bir fark var. Şimdi e, yanılmıyorsam e, 6 e, Mayıs 1972'deki kurultayda e, e, İsmet İnönü'nün e, talebi oluyor. E, mesela başkanlık divanına kendi desteklediği adayın e, o kurultayda seçilmesi için bu kabul görmüyor delegeler tarafından. E, ardından e, Cumhuriyet Halk Partisinin e, özellikle parti meclisinin değişmesi e, konusunda bir talebi oluyor. Bu da gerçekleşmiyor ve onun sonucunda e, İsmet İnönü e, parti genel başkanlığından e, ayrılıp 14 Mayıs 72'de yeni bir kurultaya gidiliyor ki 12 Mart rejiminin en e, sıkı olduğu e, günlerde. Mesela o kurultayda şey yoktu, e, izleyici yok. Sadece partili oy kullanan delegenlerin e, bulunduğu bir e, şeydir, e, kurultaydır. Şimdi orada bile e, genel başkanlık değişimi e, İsmet İnönü'nün e, isteğiyle bir şekilde ayrılmasıyla daha doğrusu gerçekleşir iken bu e, kurultayda Sayın Kılıçdaroğlu, aday olup seçilemedi. Dolayısıyla bu değişim talebinin ne kadar güçlü ve altyapısının özellikle parti tabanında ne kadar dolu olduğunu gösteriyor. O açıdan bence böyle bir sonucun gerçekleşmesi toplumda seçmende var olan değişim talebini kurultay delegelerinin alması ve bu talep doğrultusunda bir karar vermeleri bu anlamda da önemli diye düşünüyorum ben. Peki şu gelişmeyi nasıl değerlendiriyorsunuz Tanju Bey? Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun hem İstanbul'da hem de daha çok Ankara'da bu çalışmaları yürüteceği Ankara'da bir ofis kurma hazırlığı içerisinde oldu. Aslında bir vakıf olarak adlandırıldığı ifade ediliyor bunun. Ve siyasi çalışmalarını bu ofislerde yürüteceğini, Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili de e, fikir üreteceğini e, kamuoyundan öğrendik. Gazeteci arkadaşlarımız araştırdılar. Bununla ilgili haberler yaptılar. Bu gelişmeyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi e, böyle bir şey kamuoyuna yansıdı ama ben şimdi özellikle de dün bir takım gelişmelerde oldu. Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimlere baktığında e, biraz da eee bu kurultayı Kemal Bey'in kaybetmesinden rahatsızlık duyan ya da bunun doğru bir ya da adil bir sonuç olmadığı düşüncesine kapılan Kemal Bey'e yakın isimlerin adeta bir rövanş alma içerisinde olduğunu gözlemliyorum. Yani böyle bir ortam seziyorum. Hem bu isimlerin bu tutumunu yani yerel seçimde çalışmama gibi bir Boykota varacak kadar bunu ileriye taşıyacak kadar, böyle söylemler var çünkü, ee, böyle reaksiyonlarını görüyoruz. Hem de Kemal Bey'in e, bu türden vakıf adını verdiği ofis açma hazırlığını ve siyasi çalışmalarını buradan yürütme hazırlığını nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi tabii ben de izlemeye çalışıyorum ama Sayın Kılıçdaroğlu'nu belki kavram olarak provoke etme diyelim provoke edip yeniden siyasal rekabet alanına çekmek isteyen bazı aktörler var. Ama bu aktörlerin asıl meselesi Cumhuriyet Halk Partisi mi yoksa kişisel ikballeri mi? O çerçeveden baktığımızda bence kişisel ikballeri ve bir şekilde parti içinde Kemal Bey'in yanında konumlandırmak istemeleri ama e, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde Sayın Özel'in seçilmesiyle Cumhuriyet Halk Partisi'nde yeni bir sayfa açıldı ve e, Kemal Bey artık bir geriye dönüşün mümkün olmadığını bilecek kadar hem politik nezaket hem de e, politik öngörü sahibi olduğunu e, düşünüyorum e, ve Cumhuriyet Halk Partisi Sayın Kılıçdaroğlu'nu genel başkanlık yarışı bittikten sonra dışlamış durumda değil Cumhuriyet Halk Partisi geleneğinde böyle Öyle bir şey yok. Sayın Kılıçdaroğlu'nun birikiminden, bilgilerinden, deneyiminden tabii ki faydalanacaklarını düşünüyorum. Bu vakıf içinde bir şekilde politikadan kopmama daha ziyade bir bilgi, deneyim paylaşımı, bir entelektüel uğraşı olarak Kemal Bey tarafından düşünülmüş olabilir. Zaten sizin de ifade ettiğiniz gibi, hatırladığım kadarıyla ikinci yüzyıl isimli bir vakıf var. Muhtemelen evet. o vakıf içinde bu tür çalışmalara devam edecek ki dünyada Amerika Birleşik Devletleri'nden İngiltere'ye e, yani bu tür e, liderlerin, genel başkanların politikadan ayrıldıktan sonra e, hayattan özellikle politik hayattan tamamen kopmamaları ama politik hayattan tamamen kopmamadan kastedip partinin işte iç işlerine karışma anlamında değil. Yani yol gösterme, bilgi deneyimi paylaşma e, anlamında düşünsel e, düzeyde bu tür e, think tankları içinde görev yaptıklarını e, biliyoruz Kemal Bey'in de bence tercihi bu yöndedir aksi düşünüldüğünü ben pek tahmin etmiyorum önümüzdeki günlerde bu meseleyi biraz daha konuşacağız gibi görülüyor şimdi burada bir risk daha var yerel seçimlerin kaybedilme riski Olur da yani muhalefet İstanbul'a özellikle Ankara'yı tekrar elinde tutamazsa, kazanamazsa, kaybederse nasıl bir sonuç oluşur muhalefet açısından, yeni oluşan muhalefet kadrosu açısından? Yani Cumhuriyet Halk Partisi örneğinde baktığımızda şimdi burada da Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni yönetiminin ve Sayın Özgür Özel'in yaptığı açıklamalarını veri alırsak sa İstanbul, Ankara, Aydın gibi illerde herhangi bir adayla ilgili tartışma olmadığını ifade etti. Yani bu ismin aday göstermesi dolayısıyla gerek Özgür Bey cephesinden böyle bir açıklamanın yapılması gerekse İstanbul, Ankara, Aydın büyükşehir belediye başkanlarının ee, belediye başkanlığı dönemindeki performanslara dikkate alındığında seçimin olası bir e, kaybı halinde bunun sorumluluğu ne e, Sayın İmamoğlu'na ne de e, Sayın e, Özel'e yani genel başkan olduğu için e, yüklenebilir e, kanaatindeyim. E, burada Şimdi mevcut tabloyu dikkate aldığımızda 14 Mayıs seçim sonuçları aslında İstanbul-Ankara gibi kentlerde işbirliğine gidilir ise seçim kazanmanın muhtemel olduğunu Büyükşehir Belediye Başkanlığı e, anlamında. Evet Ekrem Bey'in performansı e, belediyecilik e, performansı e, yüksektir. E, Sayın Yavaş'ın da aynı şekilde yani takip ettiğimiz kadarıyla Özlem e, Hanım'la ilgili Aydın'la ilgili çok ciddi bir e, risk olduğunu e, düşünmüyorum kendi adım ama şimdi genel seçimden e, bugüne e, bakıldığında 6-7 aylık bir süre geçmiş durumda 6-7 aylık süre içinde seçmen tercihlerini blok olarak Cumhuriyet Halk Partisi seçime tek başına girer ise CHP adayına seçmenin yönlenmesi de o kadar kolay bir şey değil yani İstanbul seçimlerini kazanmanın aslında şifresi İyi Parti ile kurumsal bir işbirliği olmasa dahi tabanda İyi Parti'ye geçmişte oy vermiş hem İyi Parti seçmeni hem de HEDEP seçmeninin e, İmamoğlu'na destek vermesi. Yani bu koşulda seçimin kazanılması nispeten daha kolay ama iki parti seçmeninin de vermemesi, kendi adaylarını partilerin çıkarması halinde çok sıkı bir rekabet ortaya e, koyacak gibi görünüyor. Gerçi gerek e, Sayın İmamoğlu gerekse e, Yavaş'ın belediyicilik e, performansı e, 2019'a kıyasla e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi başına da girse seçim kazanmaya yakın bir parti olduğunu Ama e, Seçimi kazanması da işbirliği olması halinde daha kolay olabilir. Dolayısıyla olası bir başarısızlık halinde bunu yeni genel başkanı ve yönetime yıkmak yani seçimden CHP kurultayından 4 ay sonra genel seçimden sonra da 7-8 ay sonra yüklemek bence insafsızlık olur diye düşünüyorum. Evet, şimdi bu önemli bir noktaya değindiniz. Yerel seçimin bazı kodları var. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi tek başına girdiği vakit ittifaksız bir anlaşmasız yeterli olmuyor kazanması için oy oranı yeterli değil baktığımızda. Siz de az önce bunu zaten detaylandırdınız. Şimdi İyi Parti'nin tavrına baktığımızda 81 ilde kendi adaylarımızı çıkaracağız diyor İyi Parti. Özellikle de hedepin son açıklamalarına baktığımızda da HEDEP'te yani bizi o kadar çantada keklik sanmayın çok garanti görmeyin ee, Biz eğer bizim çıkarlarımıza ya da bizim işte seçmenimizin çıkarlarına bir durum e, yönelik bir durum söz konusu değilse e, ona göre bir rota çizeceğiz ona göre bir yol çizeceğiz deyip Aslında e, parantez içinde AKP ile de e, işbirliği yapabileceğini mesajını veriyor. Yani yapar yapmaz onu bilemeyiz ama böyle bir mesaj veriyor bence doğrudan Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Şimdi böyle bir tablo varken e, karşımıza Cumhuriyet Halk Partisinin işi de kolay gibi görünmüyor. Sizce özellikle de hedef açısından soruyorum. İyi partiyi ayrıca konuşmak lazım istifalar da var çünkü orada. Sizce e, hedefin bunca şeye rağmen AKP ile yerel seçimde işbirliğine gitmek gibi bir durumu söz konusu olabilir mi? Siz nasıl okuyorsunuz HDP tarafından gelen açıklamaları? Şimdi Canan Hanım öncelikle şunu belirtmek gerekir. Yani 31 Mart 2024'te Türkiye'de bir yerel seçim yapılacak. Bir genel seçim değil bu. Dolayısıyla e, yerel seçimde siyasi partilerin e, temel tartışma e, konuları e, özellikle e, mahalle müşterek sorunlara ilişkin e, olacak bu açıdan bakıldığında İstanbul örneğinde düşündüğümüzde İstanbul'u kim daha iyi yönetebilir? Ve İstanbul'da geçmişteki belediyecilik uygulamaları dikkate alındığında AKP mi CHP'li aday mı sorusuna seçmeni vereceği yanıt önemli. Bu birinci şey boyutu. İkinci boyutu ise bir yanda Sayın İmamoğlu'nun belediye başkanlığı döneminde herhangi bir e, toplumsal kesime ayrıcalık yaratmadan belediyecilik uygulamalarına e, yönelmesi, diğer taraftan da e, özellikle Kürt seçmenle kurmuş olduğu e, diyalog, daha bütün taraflara yani bir belediye başkanı olarak eşit durması hizmeti temel alması ve hizmeti sunar iken de herhangi bir ilksel bağ yani bu hemşerilik olabilir cemaat olabilir parti olabilir bunları dikkate almadan politika üretmesi karşısında bence yani hem iyi Parti seçmeni hem de HEDEP seçmeni ya da geçmişteki yeşil sol buna bakarak bir değerlendirme yapacak diye düşünüyorum artı tabi HDP'nin kurumsal parti kimliği açısından AKP ile bir bu süreçte işbirliğine gitmesi AKP'nin hedef çizgisine düne kadar olan yaklaşımını da veri aldığımızda o kadar kolay da olmaması gerekir herhalde. Evet o yüzden aslında bu soru işareti oluşuyor biraz da ama şimdi İyi Parti'ye geçmek istiyorum. İyi Parti'de neler oluyor öyle Tanju Hocam? Yani e, hakikaten istifalar e, bir başladı, ardı arkası kesilmiyor. E, sadece istifalar da değil, partinin içinden de çokça e, rahatsızlıklar e, dile getiriliyor. E, Aytun Çıray eski istifa eden isimlerden. Aytun Çıray'ın e, çok önemli bir takım açıklamaları oldu. İstifaların devam edebileceği yorumunda bulundu. E, öte yandan hatırlatalım. Durmuş Yılmaz istifa etmişti. Bahadır Erdem istifa etti. Bu iki isim partinin önemli isimlerinden. Ardından birkaç ismin daha istifasını konuştuk. E, neler oluyor yani İyi Parti'nin gidişatı sizce hangi yöne doğru evrilmiş durumda? Yerel seçim öncesi Meral Akşener'in açıklamalarına ve beden diline de baktığımızda çok gergin, çok huzursuz olduğunu da gözlemliyoruz. Siz nasıl gözlemlediniz? E, belki e, bu isimlere Taylan Bey'i de eklemek lazım. Hatta Tabii ilk ki. E, Taylan şey e, evet. evet evet ilk e, bu sürecin evet. içinde partiden istifa eden e, isim çok e, birikimli, donanımlı genç bir e, politik e, aktör e, idi. Şimdi tabii bu isimler İyi Parti'nin özellikle yüzünün kamuya dönük, seçmene dönük yüzünde o İyi Parti'nin geleneğinden gelen e, o e, MHP çizgisindeki profili bir miktar değiştiren e, isimlerdi. Daha e, liberal e, isimler, e, merkez, yani merkez sahiline. sağ olabilir. Evet, aynı. Evet, evet, evet. Yani merkez e, saha daha yakın e, isimler. Evet, yani milliyetçilik, muhafazakarlık anlamında. E, mesela Durmuş Bey'e baktığımızda yaşam tarzı itibariyle sade ılımlı bir muhafazakar politik aktör. Bahadır Bey'e baktığımız takdirde söylemlerine dikkat aldığımızda yani vatanseverlik anlamında tartışılmaz bir biçimde ılımlı bir milliyetçi çizgide kendisi Taner Taylan Bey Bey'le mesela daha liberal bir profil çiziyordu. Şimdi bu bu aktörlerin partiden ayrılması karşısında partide kalan halen aslında ayrılanların profiline uygun bazı isimler e, mevcut e, ama burada önemli olan bu isimler gittikten sonra eee İyi Parti'nin seçmen tarafından nasıl bir parti olarak algılanacağı. Şimdi bu isimlerin bazıları milletvekili, bazıları değil. ama kamuoyunda İyi Parti'nin yüzleri e, idi evet. e, bu isimler. Yani İyi Parti'ye ilişkin algı, e, a, temsiliyeti evet. Yani İyi Parti'ye ilişkin seçmen algısı bu temsiliyet ilişkisi üzerinden de şekilleniyordu. Hangi e, kitlesi için eee İyi Parti'nin özellikle daha kentli daha liberal, daha batılı seçmen kitlesi için. Şimdi bu aktörlerin ayrılması İYİ Parti'ye ilişkin özellikle batı bölgelerindeki o kimlik algısında bir takım soru işaretleri uyandırmış olabilir. Ve bu da temsiliyet açısından, ilişkisel açısından seçim yaklaştıkça risk yaratabilir. Tabii... Yani İyi Parti içinde neler e, oluyor e, sorusuna yanıt olarak sadece bunu bir ideolojik ayrışmayla açıklamak e, mümkün değil. Hatta e, ideolojik ayrışmadan ziyade özellikle bu Millet İttifakı sürecinde e, CHP ile e, diğer <laughs> Millet İttifakı bileşenleriyle ile aralarındaki e, güç ilişkilerinden kaynaklanan bir sorun olduğunu... Hatta Cumhuriyet Halk Partisi'nin İyi Parti üzerinde bir patronaj kurmak istemesi İyi Parti'nin kendi konumunu netleştiremediğine ilişkin bir tartışmalar da evet. değerlendirmeler de var. Hatta bugün Burak Bilgehan uzun bir tweet atmış bu konuda evet. önemli bir tweet. Bütün bu bağlamda bakıldığında tabii İyi Parti halen kendi siyasal kimliğini netleştirememiş durumda netleştirmeye ihtiyacı olduğunu düşünüyorum ben. Parti içinde bir birikim var yani bu birikim ülkücü gelenekten de gelen ama merkez sağa da yaslanan bir birikim ama Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu yeni bir siyasal parti oluşumunun yani yakın dönemde kurulan İyi Parti'de dahil bence ideolojik elpazenin uç sağı dolmuş olduğu için yani uç milliyetçilerle uç muhafazakarlar tarafından İyi Parti'nin oturabileceği tek alan merkez. Dolayısıyla bu merkezde bir kimlik inşa etme sıkıntısını halen yaşıyor İyi Parti. Ve bunu başaramadığı takdirde önümüzdeki yerel seçimlerde de bunun sıkıntısı muhtemelen hissedilecek, 4-5 ayda başarılabilecek bir şey değil. O açıdan bana göre İyi Parti'nin, ee, muhalefet partileriyle yapacağı bir işbirliği, yerel seçimlerin çok fazla sarsıntı yaşamadan atlatılmasına ama ondan sonraki süreçte e, İyi Parti'nin kendisini ciddi anlamda merkezde nasıl konumlandırabilir sorusuna da yanıt e, araması gerekiyor. Evet önemli e, noktalara dikkat çektiğiniz önemli uyarılardı e, İyi Partililer açısından da ve yerel seçim sürecinde. E, nelerle e, siyasi açıdan nelerle karşılaşabileceğimiz açısından tabii daha çok var yerel seçimi e, çok hızlı değişiyor Türkiye'de siyasetin evet, gündem'i evet. e, hiçbir araya gelmez diyeceğimiz isimler bir araya gelebiliyor ya da e, tam tersi olabiliyor dolayısıyla e, izleyip göreceğiz bizlerde evet. sizde sık sık ağırlamaya devam edeceğiz i̇şte, çok izledim. teşekkür ederim aktardıklarınız için. Yine ee, bekleriz. Sağ olun. Rica Mark. ederim e, canım. İyi yayınlar diliyorum. Evet, sağ olun. Hoşçakalın. Evet Ters Aynanın e, bu haftaki bölümlerinin sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yine Salı ve Perşembe karşınızda olacağız. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.